Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış. Şimdi tabii bu haftaya başlarken de yine hafta sonundaki gelişmeler aslında konuşacağımız başlıklar olacak. Cuma günü bırakırken Gezi Parkı protestolarını, onun etkilerini konuşmuştuk. Bir borsada gerileme olmuştu. Cuma günü nispeten sakin geçti denebilir ama hafta sonu çok... Üst üste gelişmeler oldu aslında. Sayın Başbakan 3 farklı ilde yanılmıyorsam değil mi? Mersin, Adana ve Ankara'da üst üste 6 konuşma yaptı dün. Evet. Dün de hakikaten tarihi bir gündü bu anlamda aslında. Bilmiyorum daha önce böyle bir şey oldu mu? Her gittiği yerde de bir mesaj verdi. O mesajları bugün tartışılıyor elbette. Şimdi o mesajların içerisinde ekonomiyi ilgilendiren başlıklar da vardı elbette. Faiz lobisi üzerinde durdu yine. Bankalarla ilgili ifadeleri oldu. Bankalarla ilgili çağrısı oldu alanda toplananlara. Şimdi o mesajları değerlendirerek başlayalım. Borsa tabii şimdi herkesin merak ettiği o piyasalar nasıl tepki verecek bugün yeni haftaya başlarken. Bugün benim bazı okuduğum yorumlar var. Belki de piyasaların en zor haftası deniyor. Evet. Bazı ekonomi yazarları tarafından. Aynı görüşte misiniz? Mesajları siz nasıl buldunuz? Ve sizce piyasa nasıl bir tepki verecek? Bu hafta bizi neler bekliyor? Şimdi ben tabii mesajları gördükten sonra da şöyle hani piyasalar için çok zor bir hafta olacak şeklinde bir mesaj verdim. Olay Barış şu. Şimdi öncelikle faiz lobisine değinecek olursak Sayın Başbakan aynen şöyle söylüyor. Faiz lobisi kendine çeki düzen ver. Faiz lobisi yıllarca milletimin alın terini sömürdü. Bundan sonra sömüremeyeceksin. Çok sabrettik. Olay sadece bu lobiyi oluşturan bir banka, iki banka, üç banka kim varsa... Hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Siz ki bize karşı böyle bir mücadeleyi başlattınız. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Utanmadan borsayı çökertme çabasının içine girenler. Borsada Tayyip Erdoğan'ın parası yok. Çökersen sen çökeceksin. Eğer senin spekülatörlüğünü yakaladığımız anda da ümüğünü sıkarız. Geçmişte belki birileriyle anlaşıyordunuz. Bir gecede 7500 faizlerle bu ülkeyi sömürüyordunuz. Ama artık o geçmişte kaldı. Şimdi millet olarak bunlara dersi verme zamanı. Devletin bankaları var. Devletin bankalarından istifade ederseniz sadece o değil birçokları var. Bana isim verdirmeyin. Devletin bankaları da var diyorum sizlere. Buradan ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi Sayın Başbakan'ın hani ben şey kısmını seçtim. Direkt hani piyasaları ve ekonomiyi etkileyecek kısmı. Şimdi bu faiz lobisi dediğimiz şey nedir? Birçok ülkede yani geçmişte de örneğin Malezya'da da Hong Kong'da da bu tür ciddi türbülans zamanlarında aslında olmayan yani olmayan bir şey varmış gibi yani bir obje faiz lobisi diye bir şey var ve bunlar ülkenin faizlerini yükseltmek istiyorlar. Dolayısıyla buradan da kazanç sağlamak istiyorlar. Gerçekten böyle bir lobi var mı? Yani teknik olarak nedir? Ben Sayın Başbakan'ın ciddi biçimde dezenforme edildiğini düşünüyorum. Yani gerçekten kim söylüyorsa şunu aklım almıyor. Yani Sayın Babacan'ın veya Sayın Erdem Başçı'nın bu konuda kendisine bilgi verdiğini de zannetmiyorum. Ve birkaç tane ekonomi yazarı dediğimiz yazar bu faiz lobisinden bahsediyor. Şimdi olay çok net Barış. Faizler 2002'den bu yana %60'tan %4.60'lara düştü. Devletin çok büyük açıkları vardı. Faiz lobisi, daha önce de seninle bunu konuştuk. Kim eğer parasına yüksek faiz istiyorsa o zaman bu faiz lobisi o kişiler. Şu an ben tasarruf sahibi olup bankada parasını faizde değerlendiren ne kadar insan varsa o zaman onlar da bu lobinin içerisinde. Çünkü vatandaş yüksek getiri istiyor. Ve yüksek getiri istemesinin sebebi de şu. Zaten enflasyonun altındaydı şeyler, reel getiriler. Şu an son 6.55'e, geçen hafta 6.55 kapattı. Bu dakikalar itibariyle de henüz tahvil bonu piyasasında işlem yok, görmüyoruz.
Faiz lobisi dediğimiz kesim diye bir kesimi böyle bir çerçeveye koyup tanımlamak mümkün değil. Herkes yüksek getiri ister. Şimdi ben faiz günden lobisi, yani şimdi bak konuşmalara bakarak insanlara sen faiz lobicisin diyorlar. Ben asla ve kata faiz almıyorum. Hiçbir zaman paramı faize değerlendirmedim. O inancım gereği ben parama faiz almıyorum. Ve hiç de beni ilgilendirmiyor şey faizin seviyesi. Normal içerisinde şey olan fonların içerisinde tahviller, bonolar var. Onlar da faiz. Evet. Ben onları da almıyorum. Yani tahvil, bono vesaire içeriyorsa bunu da almıyorum. Fakat Allah rızası için şu an eğer sizin bir bilginiz varsa, belli bir konuda uzmansanız bunu Allah rızası için dürüst yapmak zorundasınız. Çünkü bundan hesap vereceksiniz. Ben ona inanıyorum. Yani söylediğim her şeyden hesap vereceğim. Böyle bir durumda bir tahvil dediğimiz bir şey var. Devlet çıkartıyor. Evet. Bunun üzerinde 100 lira yazıyor. Tamam mı? Bu bir kağıt. Hani elektronik bir kağıt. Bunun üzerinde 100 lira yazıyor. Diyor ki devlet, benim bütçe açığım var. Ve sen bu açığa karşılık, bu açığa karşılık ben tahvil çıkartacağım. Borçla finanse edeceğim bu açığı. Evet. Her zaman bütçe açığımız var. Sadece bir yıl bütçe fazlası verdik. Ama faiz dışı fazlayı yüksek tutarak bütçe açığını %30'lara indirdik. Bu ekonomik başarı inanılmazdı. Kimse böyle bir ortamda senden reel faiz, yani yüzde enflasyon %6 iken senden %20 faiz alamaz. Bu mümkün değil. İsterse Merkez Bankası faizi %20'ye çeksin. Piyasa bunu aşağı getirir. Sebep ne? Senin riskine bakar. Şimdi bu kağıt devlet tarafından birinci el piyasada satılır. Bu birinci el piyasada satıldığında bu 100 lira olan kağıt, varsayalım ki vadesi bir yıl, sen dersin ki ben buna 90 lira veriyorum. Bir başka banka der ki ben buna 91 lira veriyorum bu kağıda. Şimdi ben 90 lira veriyorsam bir sene sonra 10 lira kazanmış olacağım. 90 lirama 10 lira. %11 faiz istiyorum demektir. Öteki banka 91 lira veriyorsa o da %10'a razı. Bir başka banka da diyebilir ki ben 91 lira değil 93 lira veriyorum bu kağıda. Bana %7 yeter. 93 liraya 7 lira kazanacak. 93'te 7 ise %8 oluyor. Evet. Neyse birisi de çıkar der ki 95 lira. Bütün talepler elektronik ortamda toplanır. Devlet bu kağıdı çıkartırken. Herkesi sıraya koyarlar. En yüksek fiyatı kim vermişse, yani nasıl ki bir devletin ihalesi varsa, hı hı, normal bir arsa ihalesi başka ne olursa olsun varsa bunlar sıraya girer. 95 liradan sen ne kadar istiyorsun? 100 milyon TL'lik tahvil istiyorum. Sen ne kadar istiyorsun? 95, 94 lira 99 kuruştan. Yani bu dediğim gibi 95, 100 diye olmaz yani. Öyle bir fiyat belirler ki yani milimetrik fiyatlardır. Yani 95.63040 bilmem ne diye verir fiyatı. Ne, ve hazine uzmanları, bankaların hazine uzmanları bunu bilir. Ondan sonra hazine şeyi açıklamaz. Ne kadar borçlanacağını açıklamaz. Yani hazinenin yarın diyelim ki 2 milyar TL ödemesi vardır. Bu tahvili çıkartırken veya bonoyu çıkartırken şöyle söyler. 2 milyar borcu vardır ama 1,5 milyar da borçlanabilir. Hı hı. 1 milyar da borçlanabilir. 100 milyon dahi borçlanabilir. Bakar faiz çok yüksek. Borçlanmaktan da vazgeçebilir. Direkt 2 milyar lirayı kasasından, Merkez Bankası'ndan tahvil sahiplerine de ödeyebilir. Yani borçlanmayabilir. Veya o gün 2 milyar borç ödemesi vardır. Ekstra paraya ihtiyacı vardır. 3 milyar da borçlanabilir. Hazine bunu çok başarılı bir şekilde yaptı bugüne kadar. Şimdi burada teklif veren, hani rekabetçi bir piyasa olmasa, tekel olsa, devletin kağıtlarını alan tek bir kurum olsa, o zaman niye girip 95 lira versin ki? 80 lira veriyorum der, %20 faizi götürür. Peki o tekel durumdaysa, o tekel durumu önlemeyen kurum suçludur. Tekeli kaldırması lazım. Bir de finansal piyasalar inanılmaz rekabetçidir. Oradaki kağıdı satın aldıktan sonra, diyelim ki 90 liraya ben bunu aldım. Ne bekliyorum? Bir yıl sonra bunu 100 liraya devlete geri vereceğim. Bu böyledir. Peki o sırada anormal bir olay oldu. Hani şimdi olduğu gibi. Bir baktım ki 90 liraya aldığım kağıt 89 liraya düştü.
88,5 liraya düştü. Zarar yazmaya başlıyorum. Zararı bir noktada kesmem lazım. Bunu fon yöneticileri de bilir. Elimden tahvili satarım. Tahvili sattığım anda faiz daha da yükselmiş olur. Yani fiyat düştükçe getiri artmış olur. Bunu yapan faiz lobicisidir. Yani bunu yapıyorsa, yani adam eğer zararı kesmiyorsa ve pardon, zararı kesmek için şey yapıyorsa veya 90 liraya aldığım kağıt 91 liraya gelmiştir. Bir günde 90 liradan 91 liraya gelmiştir. Çok olumlu bir haber gelmiştir. Türkiye'nin notu artmıştır. Dün 90 liraya aldığım kağıt 93 liraya gelmiştir. Ben bir senede 10 lira beklerken 3 lirayı zaten 2 günde kazanmışımdır. Böyle bir durumda da satarım. Öyle değil mi? Ve kimse de bunu engelleyemez. Kimse de böyle bir acayip, yani belki de rekabetin en yoğun olduğu piyasa finansal piyasalardır. Düşünsene bir, herkes telefonla tek tek bankaları arayıp benim şu kadar param var, kaç faiz veriyorsunuz demiyor mu? Senden alır paramı, öbür tarafa çekerim diyor. Veya bir başka yer daha iyi faiz veriyorsa direkt oraya gidiyor. Kimse şeye bakmıyor. Ve paranın ne dini, ne imanı, ne milliyeti, hiçbir şeyi yoktur. Para getiriyi nerede görürse oraya gider. Bu kadar basit. Şimdi herkes bir karar verirken, yatırım kararı verirken, tahvil alırken, hisse senedi alırken, işte ne bileyim diğer gelir ortaklığı senedi alırken, sukuk alırken vesaire, tüm bunları yaparken kafasında bir senaryosu vardır. Bu senaryoya göre hareket eder. Der ki Merkez Bankası açıkladı, şöyle şöyle hareket yapacak, öyle bir durumda demek ki dolar 1.90'ı aşamaz. Bu şartlar altında devletin vergi gelirleri şu seviyede olacak, devletin bütçe açığı böyle olacak. Dolayısıyla bir beklentisi vardır, bir senaryosu ve buna göre bir fiyat oluşur. Şimdi şöyle düşün olayı. Sen manavsın, tamam mı? Manavsın. Bir arkadaşın da meteorolojide çalışıyor. Dedi ki sana, yarın Antalya bölgesine, yani bu aman yanlış anlaşılmasın, hani cümlenin bir tarafını kesip bir tarafı şey yapınca şey oluyor. Yarın Antalya bölgesine inanılmaz bir dolu yağacak, tarumar edecek, böyle bir bilgi aldığını düşün. Yapacağın ilk şey gidip hemen halden ne kadar domates, salatalık ne alabiliyorsan, evet, ucuza almaktır. Tabii. Fiyatının yükseleceğini düşünüyorsun. Ortalıkta çünkü ciddi bir bozulma olacak. Yani arz ciddi anlamda kesilecek. Bu bilgiyi almışsan gidersin orada domatese talepte bulunursun. Fakat bu bilgiyi sen almışsan domates fiyatını etkileyemezsin. Ama bütün manavlar bu bilgiyi almışsa halde domates kalmaz. Hı hı. Ve fiyatları zaten anında yükseltmiş olursun. Şimdi gelen bilgi ne? Şu an gelen bilgi ne? İşte son iki haftadır vesaire. Türkiye yıldızı parlayan, dünya ekonomileri içerisinde bu kadar krize, 2008'deki krize rağmen, hatta 2011'den beri küresel ekonomilerin bir türlü büyüyememesine rağmen yüksek büyüme kaydeden ve gerçekten parlayan bir yıldız olarak gösterilen ülke. Hı hı. Herkes bize not verirken bir tek noktayı yumuşak karnımız ve zaaf noktamız olarak belirledi. Bu da cari açığınız dedi. Evet. Bir kere borcumuz bitti sözü. Yani borcumuz falan bitmedi. 340 milyar dolar dışarıya borcumuz var. 340 milyar dolar. Dolar şimdi 1.90'a geldi. Ona göre milli geliri oranla %50'nin üzerinde, 45-50 civarında dış borcumuz var. Şu an bütün bunları gördükten sonra şu an ben biliyorum. Mesela önemli bir fon, çok büyük bir fon, 500 milyar dolar yöneten bir fon Türkiye'ye gelecekti, vazgeçti. Burada Türk firmalarıyla görüşüyorlardı, kaynak sağlıyorlardı. Diğer taraftan özel sektörün firmaları şu an dışarıdan borç almışlar. Bunların çevrim zamanları geliyor. Yani borç alıyorsunuz, döndürüyorsunuz. Şimdi bankalar sendikasyon kredisi almış. Bankalar şimdi dışarıya gidip tekrar sendikasyon kredisi istediğinde şey bulamıyorlar. Eski faizden, o çok düşük faizden zaten dışarıdan bulamıyorlar. Diğer taraftan 2001'i hatırlayalım. 2001'de bir anayasa fırlatma olayı birçok şeyi tetikledi. Ve bunun tetiklemesi üzerine bizim cari açık yüksekti, çok yüksek gelmişti. Yabancı parasını aldı, çekti, gitti. Ve bizi krizle baş başa bıraktı. Mecbur kurları dalgalanmaya bıraktık. Şimdi tüm bu gelişmelerin hepsini birlikte değerlendirdiğimizde benim tek sorum var. Yabancı bir fon
yabancı yatırımcı böyle bir ortamda ne yapar? Ben bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Şeyden kendimi soyutluyorum yani. Bütün olayları, senin kendi fikrin, siyasi fikrin vesaire, bunları hepsini bir kenara bırakalım. Böyle bir durumda ne düşünüyor? Acaba ne yapıyor? Şimdi eğer hani ümüğünü sıkacağım dediğiniz zaman, bunlardan evet. hesap sorulacak dediğiniz zaman, ben bugün mesela ciddi anlamda işlem hacminin düşmesini bekliyorum. Likidasyon piyasalardaki likiditasyon hani vücuttaki kan gibidir. Yani hücreye kan gitmezse, likit gitmezse, oksijen gitmezse o kaslar, o hücreler ölmeye başlar. Şimdi bir anda acaba ne olacak? Hakkımızda da acaba soruşturma açılır mı? Mesela önümüzdeki hafta acaba Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK bankaları soruşturmaya alır mı? Şimdi bankalar da bundan ürkecek. Tabii. Dolayısıyla herkeste bir geri çekilme bekliyorum. Ve bu geri çekilme piyasadaki likiditeyi zorlaştırır, likiditeyi azaltır. Tahmin ediyorum kamu bankaları bugün büyük bir ihtimalle tahvil bonu da alım yapmak isteyeceklerdir. Ama onların da kaynakları belirli. Yani elindeki kaynak belirli. Siz çünkü aldığınız zaman da satamazsanız ciddi zarar yazıyorsunuz. Hı hı. Yani kamu bankalarının tamam tahvil alıp faizi yükseltmeyebilirler. Ama bunu daha önce Tansu Çiller denedi. Piyasaya müdahale etmeye kalktı. Ve piyasada faiz oluşumuna müdahale etmeye kalktı. Siz nasıl dedi bankalara işte bu faizi bu kadar yüksek şey yaparsınız. Şu faizi vereceksiniz diye baskı yaptı. Bunun sonrasında 94 krizi patladı. Ve %50 faizle borçlanmak zorunda kaldı devlet. Evet. O sıradaki nakit açığını şey yapmak için. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi piyasalar belki de en son yani bütün o kadar şey olabilir ki en son söz söylenmesi gereken yer. Çünkü piyasa dediğiniz yer şu, 3-5 kişinin buradan ciddi paralar kazandığı algılaması yaratılıyor. 3-5 kişinin buradan çok ciddi bir şekilde Türkiye'yi sömürdüğü algılaması yaratılıyor. Ya banka bugün devlete en büyük vergi ödeyen yine bankalar. Bu insanların yaptığı şey, bankaların yaptığı şey senden parayı %6 ile 7 ile alıp %9 ile 10 ile satmak. Eğer senden %4 ile alıyorsa parayı, böyle bir durumda %6 yani üzerine bir kar marjı koyuyor, satıyor. Bankaları buradan en şiddetli şekilde biz eleştirmedik mi? Tabii canım. Yani bankalara kardeşim KMH'ları kapattırın evet, evet. demedik mi? Bankalar nasıl oluyor da bu kredi kartlarına böyle baskıcı bir şekilde bu kadar fiyat uyguluyorlar? Ve bankaların insanlara tamam bir faiz veriyor %7 ama öbür taraftan çapraz ürünlerden malı götürüyor. Ve bunlara uyanık olun demedik mi? Tabii. Fakat bu aşamada yani biz bu aşamaya geldiğimiz anda ciddi bir ben hani dün konuştuğum bankacılar, hazineciler vesaire var. Ya ciddi bir korku var şu an. Ve ne olabilir? Bunun altından hani yarın soruşturma açılır korkusu var. Bu likiditeyi öldürür. Likidite ölmesi demek İstanbul Finans Merkezi hayal oldu demek. Çünkü bir yerin likiditesini öldürürseniz orada işlem yapan azalırsa kan akışı durmuş demektir. Çünkü aldığınızı satamazsınız ki kolayca eğer şey olmuşsa. Hocam bir reklama gideceğiz. Bu arada Twitter'dan gelen bir soru var. Bir izleyicimiz diyor ki ya soruşturma açılsın ne olacak? Bir şeyleri yoksa zaten soruşturmadan tertemiz çıkarlar. Neden korkuyorlar diyor. Reklamdan sonra tamam cevaplayalım. Devam yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam soruyu tekrarlayayım isterseniz. Az önce konuştuğumuz mesele bankalar soruşturmadan neden korkar? Eğer herhangi bir sıkıntıları yoksa zaten soruşturmadan tertemiz çıkarlar. Ya şimdi öyle bir şey ki kurt gelmiş su içiyormuş. Orada da kuzular var. Suyu bulandırmayın demiş. Kuzular demiş ki ya olacak iş değil yani. Biz demiş 3 metre gerideyiz. Sen su içiyorsun bize suyu bulandırma diyorsun. Olsun demiş anneniz bulandırıyordu demiş. Şimdi bir şey bulmak istediğinizde normal şartlarda hani mutlaka birçok konuda şey yapabilirsin. Yani inceleme yaptırıp ya mutlaka her şey %100 tam yapılmıyor. Elbette ki korkusu niye olsun ama
Şöyle de bir şey var. Yani iş hani hukukun dışına çıkarsa, yani düşünsene. Şimdi banka elindeki tahvili satmış. E bunun sattığı belli. Kimin ne zaman sattığı da belli. E adam tahvili şey için satmış. Yani faizlerin yükseleceğini düşünmüş. 5'teyken faizler satmış. 5.5'a gelmiş, 6'ya gelmiş. Dolayısıyla iyi kar yazmış sattığı için en azından. Çünkü 94 liradan satmış. 90 liraya düşmüş fiyat. Böyle bir durumda şimdi o tip bir konjonktürde sen satarak niye faizleri yükselttin dediğin zaman, tamam mı, yapılacak açıklamayı ne kadar şey yapabilir ki? Benim söylemek istediğim o değil. Elbette ki bankalar hiçbir şey de çıkmaz dedi. Yani en sonunda iş şeye gider, hukuka gider. Bunları ispatlamak zordur. Her gün bakıyoruz hisse senetlerinde bir tahtada tavan gidiyor. Ya diyorsun bu kadar bariz, yani bu kadar bariz bir manipülasyon bu kadar bariz olabilir diyorsun, tamam mı? Fakat iş mahkemeye gittiğinde bir türlü o manipülasyon ispatlanamıyor. O yüzden SPK yasası değişti zaten. Fakat ben başka bir şeye dikkat çekiyorum. Piyasalara müdahale edileceği beklentisi oluşursa ve bu konuda soruşturma geçireceğine dair hazinecilerde, orada, burada, her yerde korku oluşursa likidi de ölür. Yani 2008 krizi Amerika'da neden çıktı biliyor musun? Bir sabah kalktı insanlar, ellerindeki mortgage kağıtlarını satacak, alacak hiç kimse yoktu. Likit de bitmişti. Alıcı olmadığı anda direkt baş aşağı gider her şey. Buna vurgu yapmak istiyorum. Yani bu konuşmaların en önemli etkisi likiditeye olacaktır. Likidite zayıflayacaktır. Evet. İkincisi dilerim bir an önce gider ve dikkatimi çeken bir şey ve böyle konularda kesinlikle Sayın Babacan'ın çıkıp gerçekten bir şeyler söylemesi gerekiyor. Ve kesinlikle bilgilendirme yapılması gerekiyor. Elbette ki Sayın Başbakan'ın piyasaların işleyişi konusunda uzman olmasını bekleyemeyiz. Hı hı. Ama sonuçta o konunun uzmanı bakanlar var. Ve Sayın Babacan gerçekten bu ülkeye belki de şu ana kadar en büyük faydayı sağlamış bakanlardan bir tanesi. Hazine bugün eğer şey yaparsa, hazine bugün eğer borçları bu kadar aşağı çekmişse, bunda Sayın Babacan'ın katkısı, etkisi yatsınamaz. Ve bu konuda kesinlikle Sayın Başbakan'a bir briefing vererek ciddi anlamda bilgilendirme yapmaları gerekiyor. Bence bu çok önemli. Yani özellikle de ülkenin ekonomisine zarar verilmemesi gerekiyor. Hı hı. Aksi halde piyasalarda olacak kuruma, likidde kuruması ciddi sonuçlar doğurur. Bu arada sorular şimdi, ciddi biçimde yağıyor. Soru ve yorumlara başlayalım. Turgut Bey'in yorumuyla başlayalım. Bugünkü yazınıza değiniyor. Başbakanın söylediklerini güzel özetlemişsiniz. Son paragrafta bu da gelir geçer tespitine katılmıyormuş sadece Turgut Bey. Bundan sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum diyor. Piyasaların hiç tepki vermemesini istiyor başbakan ama böyle bir şey yok. Sopayla piyasayı koruyamazsınız. Yabancı sermaye ilk defa gider bir daha dönüp bakmaz demiş. Murat Bilecik de diyor ki bu son gelişmeleri değerlendirerek bu hafta içinde borsamızın %20 düşeceğini öngörüyorum. Sizin yorumunuz nedir demiş. Evet şu aşamada şeye baktığımızda vadeli işlemler borsasına baktığımızda dün daha doğrusu cuma günü 96.500 civarından kapanmıştı. 96.200-300'den bu sabah itibariyle 93.776, yani yaklaşık olarak bir 3.000 puan aşağıda vadeli işlemler borsası. Yani şurada açıldı. Hı hı. 93.000'i gördü ve şu anda da aşağı doğru gidiyor. Endeks az önce şey geldi, gong sesi geldi. Ve henüz yalnız zannedersem bu kapanış 78.332'den kapanmıştı. Yaklaşık bir 2.000 puan aşağıdan açılacağını bekliyorum ben, 76.200-300'den. Hı hı. Özellikle bu seviyeyi de aşağı kırarsa, yani 76.700-500 civarını aşağıda kırarsa biz 74 ile 75'in arasına kadar ineriz. Asıl kritik nokta 72.000 seviyesi, yani 73.000 seviyesi. Evet. Yani orayı da aşağı kırdıracak bir gelişme olursa İşte o zaman gerçekten çok korkmak lazım. Ve işlem miktarlarına da, toplam işlem hacmine de bakmak lazım. Şu an borsa henüz
Açılmadı ama VOP açıldı. VOP'ta yaklaşık 3000 puanlık bir düşüş var. Bir istersen şeye bakalım, diğer piyasalara bakalım. Dolara bakalım. Dolar geçen haftayı 1.87'den kapatmıştı. 87.80 civarından kapatmıştı. Bu sabah itibariyle yüksek bir açılış yaptı. 1.88-80'lerden yani bir kuruş yukarıdan açıldı. Ve 1.89-25'e kadar yükseldi. Daha önceki gördüğü en yüksek seviyeler 1.90 seviyesi. En azından burada şu an için yukarı yönlü çok sert bir hareket olmaması umut verici. Yani dövizde, dolarda çok sert yukarı hareket olmaması ümit verici. Hani bu şeyi burada biz hani yabancılar toplu halde acaba bir kaçış yaşıyorlar mı? En erken görebileceğimiz yer dolar TL kuru olacaktır. Ve ama tabii ki boşluk bırakarak açıldı ve çok sert bir boşluk bırakarak açıldı. Gün içerisinde 90'a kadar yükseldiğini görebiliriz şeyin. Çok fazla altın sorusu var. Altın evet. Ne olacak sorusu. Hemen ona da bakalım Barış. Çünkü süremiz de çok hızlı ilerliyor. Var da hocam. 10 dakikamız var da. Burada özellikle altında şu an daha önce 1480 dolarda bir altın şey yapmıştı, direnç yapmıştı. Ve en sonunda yaptığım yorumları hatırlayacaklardır bizi sürekli izleyenler. Şu bölge yani 1420 bölgesini geçemiyor. Eğer 2 hafta daha bu bölgede sıkışma devam ederse aşağı kırma gerçekleşebilir. Altında çok daha sert aşağı hareketler görebiliriz. Veya eğer yukarı kırarsa 1425'in üzerinde kapanış yaparsa en azından 1480 dolara doğru gider diye düşünüyordum ama altında şöyle bir görüntü oluştu. Bu hiç hoş değil. Yani şu görüntü hiç hoş değil. Amerika Merkez Bankası'nın da tahvil alım programını geri çekecek olması, yani daha doğrusu azaltacak, 20 milyar dolar civarında bir azaltma bekleniyor. Eğer bu beklentiler fiyata yansıyabilir. Altında çok stresli bir bekleyiş var. Özellikle 1320'nin altında kapanış olursa dolar bazında bunu izlemeli yatırımcı. Bence orada altın portföylerini azaltmak lazım. Çünkü ondan sonra altı boş gözüküyor. Yukarı yönlü TL bazında eğer altına bakacak olursak TL bazında daha önce 85 lirayı görmüştü ve burada güçlü bir direnç bulunuyor. Yani dolar 1.90'a kadar gitse de 85'in üzerine çıkamadı. Şu an itibariyle yani cuma günkü kapanış itibariyle 83.50 civarındaydı. Bugün tahmin ediyorum 82.5-83 civarında açılacaktır. TL bazında da ben biraz altın portföyünün azaltılmasını önerebilirim sadece. Altında hani yukarı gitme potansiyeli aşağı gitme potansiyeline göre olasılık olarak daha düşük gözüküyor. Bu nedenle de özellikle 85-83-84-85 aralığında bir miktar nakde geçip farklı alanlarda değerlendirmekte fayda var. Çünkü altın bu direnci bir türlü aşamıyor. Zaman zaman yer yerde satışlar geliyor. İşlem hacminin de zayıfladığını görüyoruz. Peki hocam, Bülent Kılıçer diyor ki Sayın Başbakan bu açıklamalarıyla faiz lobisini cezalandırmıyor. Aslında bizleri küçük yatırımcıyı cezalandırıyor. Ne olur artık Ekonomi Bakanı çıkıp piyasayı rahatlatmak amacıyla bir şeyler yapsın demiş. Az önce sizin söylediğiniz gibi böyle evet. Beklenti var. Altın dediğiniz gibi soruluyor. Altın onsuyla altın ons bakabilir miyiz denilmiş. Alım satım yapmak lazım bu hafta. Altınla ilgili ne dersiniz diye sorulmuş. Şu an altında hani demin baktık onzuna. Yani 1380 dolar seviyesinde. Yani 1400'ün altına tekrar gerilemiş. Yani 1390'ın altına gerilemiş durumda. Tahmin ediyorum 1350'lere doğru bir geri çekilme olacak. Orada bir kırılma var. Yani normal FX piyasalarında işlem yapanlar için 1390'ı stop koyarak short pozisyon açılabilir kısa vadeli orada. Altında bir miktar aşağı hareket oluşabilir. Grafikler en azından şu an için öyle gösteriyor. Ahmet Öztürk diyor ki hocam, Merkez Bankası'nın faizi aşağı çekmesiyle bankalar zor durumda kalmış olmayacak mı? Şimdi Merkez Bankası yok, zor durumda kalmaz. Bankalar bilakis para kazanır. Yani şöyle, yani faizin aşağı gitmesi bankaları ciddi kâr edici. Çünkü bankaların, şöyle düşün Barış, olayı, mevduatı topladım. 100 lira mevduat topladım. 50 lira da gittim sendikasyon kredisi buldum. Bu benim borcum banka olarak. 15 lira da sermayem var. Tamam mı? Düşün ki toplam hepsi hani düz hesap 100 lira olsun. Aktif kısımda ben bu parayı nasıl değerlendiririm? Bir, giderim devletin tahvilini alırım.
devletin tahvilini aldığımda %5-6'dan devletin tahvilini aldığımda, ki daha önce hep faizler yüksek olduğu için bankalarda devletin tahvillerini aldığında faizler düştükçe, bu şu demektir, tahvil fiyatı hep yukarı gidiyor demektir. Yani siz 90 liraya tahvil almışsanız 10 lira kazanacaksanız, bu %10'dur getiri veya %11'dir. Eğer 95 liraya almışsanız faiz, yani %7'ye düşmüşse, 6'ya düşmüşse, siz ciddi para kazanmışsınız. Çünkü tahvilin fiyatı artmıştır. Merkez Bankası faizi indirdikçe bankalara iki kanaldan yardım etmiş oluyor. Bir, ellerindeki tahviller daha da çok değerlenmiş oluyor. Bankalar daha çok kâr etmiş oluyor. İki, faizler düşünce insanlar daha fazla kredi kullanıyor. Yani şuradaki 4 kişiye bakıyorum. Hocam çok ilginç bir son dakika haberi var. Çok özür dilerim, araya girdim ama Borsa İstanbul'da bugünkü seansın başlama saati teknik bir sebeple ertelenmiş. Şimdi TRT'den değil mi arkadaşlar? TRT'den aktarıyorsunuz bana. Evet, ben şimdi bakayım bir şeye. Şu an süre, evet, şu an Matrix'ten de geçmiş. Sürekli müzayede başlangıç saati bilahare duyurulacaktır. Endeks hesaplamada meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle seansın sürekli müzayede bölümü ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Sürekli müzayede başlangıç saati bilahare duyurulacaktır diyor. Teknik bir sorun olduğu belirtiliyor. Olabiliyor bu tip şeyler. Yani ama teknik. İlginç değil mi? Evet, bugün olması tabii. Tabii o çok fazla şey yapar ama, spekülasyona neden olabilir ama ben öyle olduğunu zannetmiyorum Barış. Yani onun altında bir buzağı aramamak lazım. Yani orada hakikaten böyle bir günde de Borsa İstanbul bütün dış dünyaya karşı, yani böyle bir seansı durdurarak öyle bir duruma düşmek istemez yani. Ben Borsa İstanbul başkanı olsam yani gerçekten böyle bir günde özellikle şey yapmak istemem yani. Borsanın açılmasını teknik bir sebeple durdurmak istemem. Bu çok zarar verir. Ben dedim yani likidite kuruyabilir. Yani likidite ama çok önemli. Yani işlem yapanı azaltırsanız siz, millet korkar ve işlem yapamazsa, o zaman bu piyasada alıcı bulamayacaksam niye alayım yani? Yani o büyük bir sıkıntı. Çok düşük işlem hacimleriyle çok büyük fiyat hareketleri olabilir. Bu spekülasyonu ve manipülasyonu da ciddi anlamda şey yapar, arttırır. Yani işte diyorum ya, yani en son konuşulacak şeydi bu. Yani yani ekonomiye zarar vermek konusunda ya belki de en büyük darbe diyebilirim. Yani şu an finansal piyasaların şu anki durumu. VOP açıldı ama. Yani VOP, onu bir gösterelim tekrar istersen. Yani VOP'ta ne oluyor? En azından ilk aşamada. Onu bir şey yapalım. Evet, açılış sonrasında yaklaşık 96.300'den şu an 93.500 seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık 2.750 puan aşağıda bulunuyor ama MKB'deki sürekli müzayede biraz ertelenmiş durumda. Onu birlikte bakacağız. Yani biraz şimdi, sonra peki belki hocam açılabilir. Sorularla devam edelim. Şu anda dalgalı piyasa koşullarında paranın rotası neresi olmalı? Paranın rotası nakit olmalı. Nerede yatırım yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Paranın rotası şu anda nakit olmalı. İkinci bence hedef kesinlikle hisse senetleri. Yani hisse senetleri kısa vadede hala riskli, hala yüksek dalgalanmaya maruz kalabilir ama artık 75.000 seviyesi ve bunun altındaki seviyeler bence önümüzdeki 3-5 ay içinde iyi alım yerleri. Yani ben en çok hisse senedinin çok cazip olduğunu düşünüyorum. Artı tahvil bono fonları da bana göre cazip artık. Yani şöyle %6 şu an tahvil bono piyasasında 6.55 görüyorum ben rakamı hala. Ve orada normalde işlemlerin başlamış olması lazım. Ona da bir hemen bakalım tahvil bono piyasasına. Ve bugün itibariyle bu henüz Haziran, 7 Haziran kapanışı 6.55'miş. Daha önce de faizler biliyorsun şu seviyelere kadar, 7'lere kadar yaklaştı. Özellikle hani 7'yi geçecek, 7.5'u geçecek beklemem yani öyle bir şey olmasını. Dolayısıyla 6.75 ve üzerindeyken tahvil bono fonlarında eğer alım yapılırsa önümüzdeki 2-3 ay içerisinde iyi bir getirisi olur tahvil bono fonlarının. Dolayısıyla şu an biraz altını azaltıp, hani dövizde 1.90'ın üzeri bence zor. Çünkü Merkez Bankası'nın eli hala çok güçlü. Hani geçici olarak 1.92 geçilebilir. Ama orada almamak lazım. Yani orada satıcı olmak lazım. Bu anlamda ben şey görüyorum. Yani hem borsayı hem de tahvil bonoyu en az minimum 2-3 ay düşünen yatırımcı için iyi getiri alanı olarak görüyorum. Çünkü biz hatırlıyorum yani Sayın Ecevit'in hastalığında da
bütün bu türbülanslar yaşandı. O zaman da zaten yönetenler vay işte bunu kullanıyorsunuz diye yani piyasalara şey yaptılar. Üzerine geldiler. Aynı şekilde Sayın Tansu Çiller o büyük hatayı yaptı. Yani bu ama hiçbir zaman hani sürekli olarak piyasa orada kalmadı. Gene dediğim gibi paranın, dini, imanı, siyaset hiçbir şeyi yoktur. Getiriyi görürse gelir girer. Ama geçici bir süre ürkebilir. Evet. Bak bir söz vardı geçen bir okuyucum bana, Yaşar Bey siz onu söylüyordunuz, Para Harekatı kitabında da yazmıştınız, bana hatırlatır mısınız, bir söz söylüyordunuz diye. Yabancı yatırımcı kuzunun kalbine, filin beynine, ceylanın bacaklarına sahiptir diye bir söz. Hı-hı. Şimdi yabancı yatırımcı senin ne kadar iyi bir ülke olduğunu, ne kadar başarılı bir ülke olduğunu hemen unutabilir. Fil çünkü çok çabuk, o vücuda, o gövdeye göre filin beyni inanılmaz küçükmüş. Çabucak unutur. Yani geçmişe bakmaz. İki, kuzunun kalbine çok çabuk heyecanlanır, çok ürkektir, çok korkabilir. Şu an onu yaşıyor zaten. Ceylanın bacakları da hiç beklemediğiniz kadar hızlı kaçabilir. Şu an Allah'tan döviz rezervleri iyi de rahatız. Moody's bugün açıklama yapıyor. Ödemeler dengesini diyor ciddi anlamda, hı-hı, hani ödemeler dengesi üzerinde baskı yaratabilir diyor. Evet. Çok açık bu. Yani şu an birçok firmayı dışarıdan borçlanan artık o maliyetlerle borçlanamaz yani. Yani o faizlerle hani Libor artı 2 ile falan, 1 ile 2 ile falan borçlanamaz. Sendikasyon kredilerini bu kadar kolay bulamayız artık. Yani şu an için gerçekten yabancının gözünde çok radikal değişiklikler var. Türkiye finansal piyasaları ve ekonomisine ilişkin olarak. Peki hocam, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım biz de takip edeceğiz. Bugün gün içinde biz de son dakika olarak aktaracağız. Son bir şey daha söyleyeyim Barış. Bu arada yabancı yatırımcılar en son borsa yükseliyordu Cuma günü. Hı-hı. Yabancı yatırımcı takasını bir ekrana verelim, hemen onunla bitirelim. Yabancı yatırımcı takası da düşmeye devam ediyor. Yani borsa Cuma evet. günü yükselirken yabancılardan net bir alım yokmuş. Peki çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah ben yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.